Evet arkadaşlar merhabalar. Merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Evet sesimi buradan nasıl kısıyorum? Şuradan kısıyorum. Tamam. Merhabalar, merhabalar. Nasılız? İyi miyiz? Herkes iyi mi? İyi akşamlar, iyi akşamlar. 21.30 ve karşınızdayım. Geçen haftaki dersimizde ilk çağ uygarlıklarından Roma kalmıştır. Roma'yı bitireceğiz. Ondan sonra sizinle İslam öncesi Türk tarihine geçiş yapacağız, tamam mıdır? İyi iyi, hadi hepinize hayırlı akşamlar tekrardan arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim, böyle çok ders anlatmaktan kaynaklı. Boğazda hafif bir öksürük var, o da geçer yakında. Şöyle tekrar bakalım. Güzel. İyi akşamlar. Tekrardan iyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Şimdi derse başlıyorum. Tamam mıdır? Burada hemen ben birinizi böyle şey yapayım. Moderatör yapayım birkaç arkadaşa. Şöyle bakalım. Çok teşekkür ediyorum bu arada arkadaşlar. Merhabalar tekrardan. Evet. Başlıyoruz artık, tamam mı? Başlayalım, hadi bakalım. Ayarlamalarımı yaptım, tamam güzel. Arkadaşlar evet, en son sizinle sesle görüntüde herhangi bir sorun yok. Anladığım kadarıyla teşekkür ediyorum, sağ olun arkadaşlar. Şimdi dersimize başlayalım. En son Roma uygarlığında kalmıştık arkadaşlar. Roma'nın siyasi tarihini üçe ayırıyoruz. Krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemidir. Roma Cumhuriyeti, Roma Krallığı Romulus tarafından kurulur. Arkadaşlar buraya çok takmayın. Yani Etrüksler vardı öncesinde, sonra Romulus tarafından kuruldu. Daha sonra Cumhuriyet dönemine geçti. Bizde Cumhuriyet dönemi ve İmparatorluk dönemi önemlidir Roma'da. Ne diyor? 753 yılında Romulus tarafından kurulur. 510 yılına kadar Roma krallıkla yönetilir. Daha sonra ise Cumhuriyet dönemine geçer. Şimdi asıl önemli olan şeyler Cumhuriyet dönemidir. Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemi, ona bakacağız. Arkadaşlar Roma Cumhuriyet döneminde konsül adını verilen iki yüksek dereceli memur tarafından yönetilmiş. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Konsüller Roma döneminde arkadaşlar seçilen ve Roma devletini yöneten iki yüksek dereceli memur. O yüzden de deriz ki burada Cumhuriyet rejimi vardır. Fakat ilk defa Cumhuriyet rejiminin izlerini biz Yunan uygarlığında görüyorduk. Roma'yı bu konuda değerlendirmiyoruz, onu biliyorsunuz. Cumhuriyet döneminin en önemli özelliği Roma çok geniş coğrafyaya egemen olur ve Roma İmparatorluğu tam bir sömürgeci devlet olur. Akdeniz Havzası'nı tamamen ele geçirir. Buradaki en önemli olay ise Pön Savaşları'dır. Pön Savaşları ile Roma, Kartaca ile Roma arasında yapılır bu savaşlar. Pön Savaşları ile Kartaca bölgesi, Tunus dediğimiz Kartaca bölgesini ele geçirir ve tam Akdeniz'in tamamına hakim olur. O zaman Pön Savaşları Cumhuriyet dönemindeki olaylarda çok Cumhuriyet dönemindeki olay gibi bahsetmek doğru değildir ama Roma uygarlığının Pön Savaşları'nı iyi bilmeniz lazım. Kartaca ile yapıldı ve bu savaşlarla Tunus'a ve Kuzey Afrika'ya, Akdeniz'in hemen hemen tamamına hakim olmuştur. Arkadaşlar, Cumhuriyet döneminin son krallarından olan Jules César, son konsüllerinden olan Jules César ebedi diktatör seçilir. Senato tarafından. O yüzden Roma'nın ebedi diktatörü kimdir sorusunun cevabı Jules Caesar'dır ve Jules Caesar da bir suikastle öldürülür. Jules Caesar'ın ölümü üzerine imparatorluk devri başlar. Yani Cumhuriyet devri sona erer. İmparatorluk devri başlar. İmparatorluk devrindeki en önemli olay şudur. Başlangıç olarak en önemli olay şudur. Caesar'ın üvey çocuklarından Octavianus arkadaşlar hükümdarlığını ilan eder. Augustus unvanını alır ki Roma devletinde imparatorlar genellikle Augustus unvanı ile anılır. İlk Augustus unvanı alan, yani ilk Roma imparatoru unvanı alan Octavianus'tur. Octavianus'un hükümdar olmasıyla, imparator olmasıyla birlikte Cumhuriyet devri sona erer. İmparatorluk devri başlar. Şimdi Octavianus'un imparatorluğuna Kleopatra'nın sevgilisi Marcus Antonius karşı çıkar ve bunun üzerine ikisi arasında Actium Savaşı yapılır. Milattan önce 31 yılında. Bu Actium savaşıyla Marcus Antonius yenilir, Kleopatra intihar eder ve Mısır coğrafyası, o Ptolemelerin olduğu coğrafya tamamen Roma'nın eline geçmiş olur. Böylelikle o Actium savaşıyla Mısır'da hem Ptolemeler devri sona erdiği gibi
Aynı zamanda Firavunlar Devri de sona ermiş olur ki Firavunlar Devri M.Ö. 31 yılına kadar Mısır Uygarlığı Devri devam etmiştir deriz. Arkadaşlar kayımlar göçüyle de Roma İmparatorluğu parçalanır Doğu Roma ve Batı Roma olarak 395 yılında devam eden süreçte. Bunu da bilirsiniz 476'da Batı Roma İmparatorluğu da Cermen kayımları tarafından yıkılacaktır. Daha sonra da işte 1453 yılına kadar Doğu Roma İmparatorluğu devam edecek. Doğu Roma İmparatorluğu ileride görürüz sizinle. Doğu Roma İmparatorluğu'nun en parlak devri de Justinianus dönemi olarak geçer. Ki Justinianus dönemi aynı zamanda kubbesi en yüksek olan mimari eser o güne kadar ki Ayasofya Kilisesi bu dönemde kurulmuş olur. Roma uygarlığının önemli unsurları nedir? Birinci unsuru şudur. Krallık döneminde Roma Senato denilen İhtiyarlar Meclisi tarafından teklif edilir ki o kral İhtiyarlar Meclisi tarafından teklif edilmiş. Kurya denilen halk tarafından da arkadaşlar seçilmiş, tamam mıdır? Bu ne zaman? Krallık döneminde. Cumhuriyet dönemine gelince demin söylemiştik. Cumhuriyet döneminde Roma konsül adı verilen iki devlet memuru tarafından yönetilmiş. Yasalar forum denilen meydanlarda görüşülmüş. Halk meclislerinde görüşülmüş. Arkadaşlar yine Cumhuriyet döneminden itibaren Roma halkı patlıcı ve pleb olarak iki sınıf ayrılmış. Köle zaten tüm topluluklarda var. İlkçe uygarlıkların hemen hemen tamamında. Köle kültürü var, köle sınıfı var ama ayrıca Roma'da patrici ve plebler var. Bunu unutmayın, sorulabilecek bir sorudur. Patriciler siyasi hakkı olanlardır. Yani diğer bir ifadeyle oy kullanma hakkı olanlardır, vatandaşlardır. Plebler ise avam halktır. Herhangi bir oy kullanma hakkı bunların yoktur. Roma ordusu lejyon adı verilen paralı askerlerden oluşmuştur. Yine imparatorluk döneminin en önemli olaylarından bir tanesi, yine sorulacak bir sorudur. Buna da dikkat edin. 313 Milano fermanı ile arkadaşlar Konstantin zamanında Hristiyanlık serbest bırakılmıştır. Yani Hristiyanlık tamam Kudüs'te doğdu. Kudüs o dönemde Roma İmparatorluğu'nun elindeydi. Yani Roma uygarlığında doğdu. Ama Roma'da Hristiyanlığın serbest bırakılması ki Roma o güne kadar pagandı. Çok tanrılı bir inanışa sahipti ve o Hristiyanlara çok zulmetti. Oradaki Hristiyanlar kaçtılar Kudüs'ten bizim Antakya, Kapadokya bölgesine geldiler ki dinsel baskıyı burada gördük biz. Yahudilere, Hristiyanlara ve Müslümanlara çok ciddi baskılar yapılmıştır. Müslümanlara baskıyı da hatırlayın. Mekke'den Medine'ye göçtür, hicrettir arkadaşlar. Daha sonra işte 3 asır sonra Roma'da o baskıya dayanamayan krallar, imparatorlar Milano fermanıyla Hristiyanlığı serbest bırakmışlar ve bunun sonucunda da ilk mezhepler yani Katolik ve Ortodoks gibi ilk mezhepler ortaya çıkmıştır. Tamamdır arkadaşlar. Devam ediyoruz ki şeyi hatırlayın. İlk alfabe Fenikeliler tarafından icat edilmişti. Hieroglif yazısı devşirilerek bu Fenik alfabesini Romalılar geliştirdi ve bugün kullandığımız 12 bugün kullandığımız Latin alfabesini oluşturdu ki hukuka arkadaşlar yazıya ve takvime son halini verenler Roma'dır. Ki hukuku ilk defa bulanlar Sümerler'de, son halini veren Roma. Yazıyı, alfabeyi ilk defa, alfabeyi, yazıyı değil de alfabeyi ilk defa icat edenler Fenikelilerdi. Son veren Roma, yani son halini veren Roma. Takvimi ilk defa icat edenler Sümerler ama biz burada Mısır alıyoruz. Çünkü Mısır'ınki güneşle esaslı. Mısırlılar takvimi icat etti. Buna son halini veren Roma oldu ki o süreçte tabii. Bu takvimi Roma, Jül Sezar döneminde, Jülyen olarak geçer. Daha sonra Papa 13. Gregor döneminde hep düzenlendi. Aslında günümüzde kullanılan takvim Mısır'ın bulduğu ama Roma'nın geliştirdiği ve en sonunda Gregorian adı verilen takvimdir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunları hep ne yaptı? Roma düzenledi. Aslında Roma günümüz uygarlığın gelişiminde en çok etkiye sahip olan uygarlık olarak kabul edilir. Peki Roma hukukunun özelliği nedir? Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Roma hukukunun en önemli özelliği günümüz hukukunu oluşturmuş olmasıdır. Yani günümüz medeni hukukun temelinde, insan hukukunun temelinde, toplum hukukunun temelinde Roma hukuku vardır. Ayrıca Roma hukukunun bir özelliği daha vardır. Romalılar ilk defa kamu hukukuyla özel hukuku birbirinden ayırmışlardır. Yani ilk defa devlet hukukuyla kişi hukukunu birbirinden ayırmışlardır ki özellikle Justinianus döneminde bu ortaya çıkmış. Ve bir şey daha söyleyeceğim size. Romalıların oluşturmuş oluşu 12 lafa kanunları günümüz hukukun temeli kabul edilir. Demin söylemiştik ya hukuk kurallarını ilk defa yapanlar Sümerlerdir, Urgakina yasalarıdır. Ama bunu geliştiren ve günümüz hukukunu oluşturan Roma'dır. Neydi o 12 lafa kanunlardır. Bu bilgiyi de unutmuyoruz. Arkadaşlar Roma'dan kalma günümüzde çok eser vardır. Yani Anadolu'ya baktığımızda İstanbul'da, İzmir bölgesinde, Perya bölgesinde çok fazla eser vardır. Ayasofya Kilisesi, Çemberlitaş, Bozdağ Su Kemeri, Yerebatan Sarayı ki bunlar İstanbul'dadır arkadaşlar. Roma'dan kalma eserler.
Ağustos Tapınağı, Roma Hamamı, bunlar şeyde ne derler? Ankara'da Aspendos Tiyatrosu Antalya bölgesinde. Bunlar hep Rom, Perge daha doğrusu, Perge bölgesinde Roma'dan kalma önemli eserlerdir ki Doğu Roma'dan kalma da önemli eserler vardır ama biz daha çok burada Batı Roma'dan bakalım. Doğu Roma'da da Ayasofya'yı unutmayalım, tamam mıdır arkadaşlar? Bunlar Roma'dan kalma eserlerdir. Yani şöyle bir baktığınızda Roma arkadaşlar İstanbul bölgesinde, Ege bölgesinde ve Perge bölgesinde epey, ayrıca Ankara bölgesinde epey eser bırakmışlardır. Günümüze kadar da bu eserler gelmiştir. Bunu unutmayalım, tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi sende mi Brutus, değil mi? Güzel. Şeyi bitirdik. Yani ilk uygarlıkları bitirdik. Şimdi sizinle hemen seri bir şekilde İslam öncesi Türk tarihine geçiyoruz arkadaşlar. Yeni konumuz bu. Yani üçüncü ünitemiz bu. Şimdi İslam öncesi Türk tarihinde ilk önce görmemiz gereken topluluk İskitler. İskitlerden sonra bizim ana konumuz başlayacak. Arkadaşlar İskitlerin bir Türk topluluğu olduğu söyleniyor. Her ne kadar akademik olarak net bir herkesin kabulü olmasa bile. Tarihteki ilk Türk topluluğu nedir sorusunun cevabı İskitlerdir. Sakın şeyle karıştırmayın bunu. Yani Asya Hunları ile karıştırmayın. Asya Hunlar tarihteki ilk Türk devleti, teşkilatı ilk Türk devleti ama ilk Türk topluluğu denildiğinde İskitler ya da Sakalar akla gelir ki geniş bir alanda. Kafkasya gibi, Kafkasya, Orta Asya gibi çok geniş bir alanda yaşadılar. Peki Türk olduklarını nereden biliyoruz? Bunların Türk olduklarının kanıtı iki tane. Bunlardan bir tanesi Göktan inanışı. İskitler'de var. İkincisi ise bunlarda hayvan üslubu var. Biliyorsunuz hayvan üslubu Türk sanat üslubudur. Özellikle Uygurlar öncesidir. Bu yüzden İskitlere Türk derler. Ama yani belge olarak, yani bir kanıt olarak net delirler yoktur. Biz böyle kabul ederiz. İskitler tarihteki ilk Türk topluluğudur deriz, Sakalar. Arkadaşlar şimdi burada birkaç özellik daha verelim. Birincisi şu, İskitlerin en ünlü hükümdarları Alp Ertunga'dır. Ki Alp Ertunga birçok kaynaktaki, mesela işte Divan Lügat-ı Türk'te, İranlıların meşhur destanı olan Şehname'de hep böyle Afrasiyap olarak, efsanevi kahraman Afrasiyap olarak geçmiştir. Ayrıca Alp Ertunga bir destanda konu olmuştur. Adıyla anılan bir destan, Alp Ertunga destanı. Peki Alp Ertunga destan neyi anlatır? Şimdi İskitlerin en ünlü hükümdarı olan Alp Ertunga'nın kahramanlıklarını anlatır. Afrasiyap'ın kahramanlıklarını, ki bu genellikle Pers-Turan savaşlarını anlatır. Turan dediğimizde Türk, Pers dediğimizde İran akla gelir. Diğer destanlar ise şu destandır ki Alp Ertunga Türklere ait ilk destan olarak kabul edilir arkadaşlar. Diğer destan şu destandır. Şu destanı da daha çok Büyük İskender'in Asya Seferi sırasında yapmış olduğu savaşların bir bölümünü anlatan destanları. Gerek Alp Ertunga gerekse şu Türk hükümdarlarındandır. Yani ikisi de hükümdardır. Bir şey daha söyleyeyim bunlarla ilgili. Arkadaşlar bunların bir hükümdarı var. Tomris Hatun. Tomris Hatun İskitler'de bir hükümdar. Sibirler'de de ya bu da ama bir şey bulaştı çıkaramıyorum. Bir de Sibirler'de Buharık Hatun vardır. Ama genellikle Türklerde kadınların hükümdar olma özelliği yoktur. Kadınlar hanedan sülalesinin erkek evlatlarından sayılmazlar. Biliyorsunuz Türklerde veraset nedir? Egemenlik hanedan sülalesinin erkek evlatlarındadır. O yüzden kadınlar kurultay başkanı olamazlar. Kadınlar aynı zamanda devlet başkanı olamazlar. Ama ne yaparlar? Hükümdar öldüğünde eğer çocukları küçükse çocukları büyüyene kadar devleti yönetebilirler. Yani ona naiplik yapabilirler. Ama Tomris Hatun'da Buharık Hatun burada birer istisnadır. Bunu da bilmekte fayda var. Arkadaşlar İskitler'de kadın savaşçılar var. Buna da ne deniliyor? Amazon. Aslında bunları hep söyleyen şey biliyor musunuz? Herodot. Ki o İskitler, Fenikeliler bunlarla ilgili çok araştırma yapmış ve bununla ilgili şey yazmış, eserler yazmış. Tarihin babası. Ki o anlatıyor aslında bunları bize. O zaman İskitler'de savaşçı kadınlar var ama bu arada şunu da söyleyelim. Türk topluluklarının Uygurlar öncesinde genellikle tamamına yakınında kadınlar savaşçı. Çünkü Türklerde ordu millet anlayışı var. Neden ordu millet anlayışı var? Çünkü coğrafi şartlar çok zor, hayatta kalmak zor, çok zor. Sert ve mücadeleci bir yapı, karasal bir iklim. Bu nedenden dolayı da hayvancılıkla geçiniyorlar ve doğal olarak da savaşçı olmak durumunda kalıyorlar. Kadın, erkek, çoluk, çocuk hiç fark etmez. Herkes savaşa gider. 3 yaşına gelen bir çocuk savaşma sanatını öğrenir. Yani ordu millet anlayışı bunu gerektirir ve böyle bir anlayışın olduğu bir yerde zaten kadınlar da savaşa katılır, savaşçı olmak zorundadır ki hükümdar eşi yani hatun eşiyle birlikte savaşa katılır. Antlaşmaları imzalar, devlet yönetimine katılır. Bu noktada kadının değeri
çok fazladır. Bir şey daha, İskitler bozkırın kuyumcusu olarak bilinirler. Yani maden işlemeyi çok iyi biliyorlar. Ki zaten bir uygarlıkta maden işlemeyi çok iyi biliyor bir mantığı varsa, onlar genellikle ya bulundukları coğrafya madeni açıdan çok zengindir, ya da savaşçıdır. Urartular aklınıza gelsin lütfen burada. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi İskitler deyince aklımıza bunlar gelecek. Türk adının anlamı. Bizim ilk konumuz bu aslında. Bu ünitenin ilk konusu bu. Türk adının anlamı çok fazla. Mesela Çin kaynaklarında miğfer. Neden miğfer? Türklerin yaşamış olduğu şey var ya, Altay dağları var ya, Altay dağları, Altay Tanrı dağları eteklerinde yaşadılar. Ural Altay bölgesinde yaşadılar, hatırlayın. Bu Altay dağı miğfere benzetildiği için Çinliler tarafından Türklere miğferli denilmiş. Yaşadıkları Altay Dağı'ndan kaynak olarak bu isim verilmiş. Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı, Vanberi'ye göre türemek. Türemek, türeli, türemiş, yaratılmış. Ziya Ülkel Bey diyor kanun ve nizam sahibi, töreye töreli diye bir ifade. Kanun, nizam, töreli. Uygur metinlerinde güç kuvvet, ki en yaygın olan güç ve kuvvettir arkadaşlar, gibi anlamlar kullanmış ama bunun yanında cezbedilmiş, terk edilmiş, terk etmek, deniz kıyısında oturan adam anlamında kullanmış ama şeyi merak ediyorum. Yani ne zaman deniz kıyısında Orta Asya'da oturmuşuz, bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Biz deniz kıyısında pek oturan millet değiliz çünkü deniz yok. Demek ki o günlerde Gobi çölü denizmiş demek ki, yani ki böyle geçer. Dünyanın en büyük çölüdür Gobi çölü. O günlerde denizmiş, zamanla orası çölleşmiş arkadaşlar, tamam mı? Bu önemli. Türk adının anlamı ile ilgili bize soru gelir. İkincisi ise şu, Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar dört ulusa aittir. Bunu unutmayın. Çin, Arap, Bizans yani Doğu Roma ve İran. Orta Asya, İslam öncesi Türkler hakkında ilk bilgileri bunlar verir. Neden? Çünkü Orta Asya Türklerle bu devletler komşu. Biz Çin'e, Arabistan'a, Doğu Roma'ya ve İran'a komşu olan devletiz ki birinci Köktürkler aklınıza gelsin burada. Doğal olarak da bu ulusların kaynaklarının Türklerle ilgili bilgiler vardır. Peki hocam bunlarla ilgili ilk bilgiyi veren kimdir sorusunun cevabı Çinlilerdir. Türkler hakkında ilk bilgiler Çin kaynaklarında geçmiştir arkadaşlar. Tamam, bunları unutmuyoruz. Önemli bir bilgidir bu. Peki coğrafi bir ad olarak Türkiye ifadesi. Tamam, ilk defa Türkler hakkında bilgi veren kaynaklar Çin kaynaklarıdır da Türkiye ifadesi ilk defa nerede kullanılmıştır? Sorusunun cevabı Bizans kaynaklarında kullanılmıştır. İlk önce Orta Asya için kullanılmış, daha sonra ise Anadolu için kullanılmış. Orta Asya için 6. yüzyılda, Anadolu için arkadaşlar 11-12. yüzyıldan itibaren Türkiye ismi kullanılmış. O yüzden Orta Asya Büyük Türkiye, Anadolu Küçük Türkiye olarak geçer. Orta Asya Büyük Asya, Anadolu Küçük Asya olarak geçer, tamam mıdır? Peki Türklerin ilk yazılı belgeleri nedir? O da Orhun kitabeleri. Aklınıza şey gelir, Bugut yazıtları, Çoyren yazıtları, arkadaşlar birçok yazıt gelebilir ama ya da Yenisey yazıtları daha eski olmasına rağmen biz bunların hiçbirisini Türklerin kaynağı olarak kabul ederiz ama Türkçe kaynak olarak kabul etmeyiz. Tamam mıdır? Yani Türkler hakkında bilgi veren kaynaklar olarak kabul etmeyiz. Neden? Genellikle iki satırlık şiirlerdir, mezar taşıdır bunlar ama Orhun kitabeleri öyle değil. Orhun kitabeleri Türkler hakkında bilgi veren ilk Türkçe kaynak olarak geçer. Bu bilgiyi unutmuyoruz. O zaman Türkler hakkında bilgi veren ilk Türkçe kaynak Orhun kitabeleridir. Aynı zamanda Türk adının geçtiği ilk metinler olarak geçer. Şimdi hocam niye öyle diyorsun? Çin kaynaklarında Türk adı geçmiyor mu? Arkadaşlar eskiden böyle geçerdi. Türk adının geçtiği ilk metinler Çin kaynakları olarak geçerdi. Sonra bu bilgiyi değiştirdiler. Dediler ki Hsinknu, arkadaş Hsinknu daha doğrusu şöyle. Hsinknu diye de geçer. Çin kaynaklarında geçen isim bu derler ki Çinliler Hunları bu ismi vermiştir derler. Tamamdır arkadaşlar. Ama Türk adının orijinal anlamda geçtiği ilk belge Orhun kitabeleridir. Ki Orhun kitabeleri İsveçli bir subay olan Strahlenberg tarafından bulunmuş 1709 yılında. Daha sonra Danimarkalı Mr. Schmidt bunu Avrupa bilim dünyasına, bilim camiasına kazandırmış. Ama hep bunların Moğollara ait olduğu düşünülmüş. Arkadaşlar William Thompson 1893'te Orhun kitabelerini okumuş Danimarkalı dil bilimci ve bunun Türklere ait olduğunu dünyaya duyurmuş. O zaman bu 5 tam cümleyi tekrar kuralım. 1. Türk adının geçtiği ilk belgeler ve Türkler hakkında bilgi veren ilk Türkçe kaynaklardır Orhun kitabeleri. 2. Biz bu eserden ilk defa Atamelik Cüveyn'in Tarihi Cihangüşü adlı eserinde bilgi ediniyoruz İslami dönemde. 3. Bu İsveçli bir subay olan Strahlenberg tarafından
bulunmuştur. O Poltava Savaşı'nda Ruslara esir düşen İsveç komutanı Ötüken bölgesinde gezerken. 4. Bunu Avrupa bilim dünyasını kazandıran Messerschmitt olmuş. Okuyan ise Roblof'un yardımıyla Danimarkalı dil bilimci William Thompson olmuş. Ve William Thompson bunun Türklere ait olduğunu dünyaya açıklamış. Bu da Türkler olan ilgiyi artırmış. Türkçülük akımı böylelikle güçlenmiştir deriz. Tamam mıdır arkadaşlar? Devam ediyoruz. Şimdi diğer bir bilgimiz de şu. Orta Asya Kültür Merkezleri. Buradan soru çıkardık da dedim. Orta Asya Kültür Merkezleri arkadaşlar 6 tane olmakla birlikte Anav, Afanasyev, Andronov, Karasuk, Tagar ve Keltiminar olmakla birlikte mesela Aral Gölü kenarı, Balkaş Gölü kenarı, Ural Altay Dağları, Tanrı Dağları'nın etekleri, Ötüken bölgesi de Orta Asya Kültür Merkezleri'de. Buna dikkat edin. Yani Orta Asya'da yer alan her yer Orta Asya Kültür Merkezi'dir ama ismi olan 6 tanedir. Bu tarz sorular gelebilir. Birinci soru tarzı şudur. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Kültür Merkezleri'nden değildir? Bunların her birisi Orta Asya Kültür Merkezleri'ndendir. İkinci bilgi de şu. Arkadaşlar Anav ilk kültür merkezidir. Tagar son yani en gelişmiş kültür merkezidir. Birinci bilgi bu. İkinci bilgi şu. Atın ilk defa evcilleştirilmiş halini gördüğümüz yer, yani Türk kültürünün önemli bir unsuru olan atı ilk defa gördüğümüz yer Anav kültürüdür. İkinci bilgi, unutmuyorsunuz bunu. Arkadaşlar diğer bir bilgi de şudur, yine çok önemli. Altın ve tunçtan yapılmış eşyaları ilk defa Andronova kültüründe görüyoruz biz. O zaman bu üç bilgiyi asla unutmuyorsunuz. Anav ilk kültür, Tagar en gelişmiş ve son kültür merkezi, sentez. Atı ilk defa biz Anav kültüründe görüyoruz. Tunçtan ve demirde altından yapılmış eşyaları da ilk defa Andronova kültüründe görüyoruz. Bunlar bize sorulabilecek bir sorudur. Dikkat edin arkadaşlar. Afanasyev ve Andronova ise Türklere has kültür merkezleridir. Aslında hepsi Türklere özgüdür. Hepsi. Yani Anav'ından Keltiminar'ına kadar hepsi Türklere özgü. Orta Asya kültür merkezidir ama Türk ırkının yaşadığı kültürler Afanasyev ve Andronova'dır. Burada Andronova ön Türkler olarak geçer. Irk olarak ön Türkler geçer. Andronova kültürü, Andronova tipi nedir? İşte geniş alınlı, çekik gözlü, orta boylu, atletik yapıda ata binmeye elverişli bacakları olan tip ön Türkler yani Andronova'dır diğer bir ifadeyle. Anlaştık mı arkadaşlar? Burayı da gördük. Geldik şimdi Türklerin Orta Asya'dan göçlerine. Türklerin yaşadığı coğrafya Orta Asya. Orta Asya arkadaşlar karasal bir iklime sahip coğrafya. Bu nedenle Türklerin yaşam tarzı hayvancılık ve göçebe. Yani göçebe derken tam göçebe değil, atlı göçebe. Yani konar göçer, bir bozkır kültürü var. Konar olduğu dönemlerde Türkler tarımla ilgileniyorlar. Göçer olduğu dönemlerde hayvancılıkla ilgileniyorlar. Ama yaygın olarak hayvancılık var. Yerleşik hayat var mı? Yok. Ama tarımı biliyorlar mı? Evet. Zamanla Orta Asya'da arkadaşlar bir iklim değişikliği oluyor. Yani kuraklık başlıyor. Bu kuraklık sonucunda otlak ve meralar azalıyor. Hayvan hastalıkları ki bu hayvan hastalıklarına yut derler genellikle. Hayvan hastalıkları ortaya çıkıyor. Ve bu o otlakların daralması, hayvan hastalıklarının ortaya çıkması bu boylar arası mücadeleye neden oluyor. Bunu fırsat bilen Çinliler ve Moğollar Türklere baskı yapıyor. Türklerde bir düşünce vardır. Türk esaret altında yaşamaz yani. Niye? Çünkü konar göçer. Konar göçer olan toplumlarla her yer vatan. Türkler bağımsız olarak yaşayacağı her yeri vatan edinir ve Türklerin hayatında at çok önemli. At Türk'ün kanadıdır. Her yere onunla gider. Ve Türkler arkadaşlar şeyi bilirsiniz. Keregü. Keregü çadır. Türkler evini sırtında taşır yani. O zaman Türklerin bağımsız yaşadığı her yer vatanıdır. Bu nedenle Türklerdeki bağımsız yaşama arzusu Türklerin o coğrafyadan göç etmelerine sebep oluyor. Ayrıca bir de şey var. Türklerde cihan hakimiyeti felsefesi var. Tanrı dünya yarattı. Dünyayı adaletle yönetsin diye Türk'ü yarattı gibi bir felsefeye sahip Türkler. O yüzden Türklerdeki cihan hakimiyeti yeni yerler fethetme, bağımsız yaşama, atı kullanmaları, çadırı sırtında taşıması, Türklerin bir bölgeden başka bir bölgeye gitmesini kolaylaştırmış. Bu nedenle Türk nüfusunun büyük bir kısmı Orta Asya'dan başka bölgelere göç etmiş. Peki bu göçler sonucunda ne olmuş? Çok net Türk kültürü geniş bir alana yayılır. Bu da Türk tarihini incelemeyi ve Türk siyasal birliğini kurmayı zorlaştırır. Ayrıca Türkler gittikleri bölgede yeni devletler kurar. Bazıları da asimil olur, milli kimliklerini kaybeder. Genellikle Avrupa'ya gidenler asimil olmuş milli kimliklerini kaybetmiştir arkadaşlar. Cümle bu. Şimdi geldik şeye. Tarihteki ilk Türk devletlerine.
Arkadaşlar bizim ilk Türk devletimiz, teşkilatı ilk Türk devletimiz Asya Hun, diğer bir ifade Büyük Hun devletidir. Şu milattan sonra olacak. Dikkat ederseniz Büyük Hun milattan önce ve milattan sonraki dönemde yaşamış, sorulabilecek sorulardan bir tanesidir. Teşkilatı ilk Türk devletimizdir. Ayrıca Orta Asya tarihinin ilk büyük imparatorluğudur. Hem teşkilatı ilk Türk devleti hem de Orta Asya tarihinin ilk büyük imparatorluğudur. Başkentleri Ötüken'dir. Bu arada Ötüken'i başkent yapan devletler bunlardır. Hun, Ötüken, Köktürk, bir de iki de Ötüken, Uygur, Ötüken, Kırgız, Ötüken'dir. Bunlar Ötüken'i başkent yapmış olan devletlerdir arkadaşlar. Ki Ötüken'i ilk başkent yapan devletin ise Asya Hun devletidir arkadaşlar. Ki bilinen ilk hükümdar da Teoman'dır. Tamam mı? Teoman, Tuman diye bir ifadeyle. Genellikle Köktürk hükümdarları Şanyu ve Tanhun unvanını kullanır. Burada şeyi düşünmeyin. Hocam işte Teoman Şanyu, Mete Tanhu. Yok, hayır. Hepsi için de geçerlidir. Şanyu ve Tanhu unvanları ikisi de aynı anlama gelir. Ululuk, sonsuzluk, genişlik anlamına gelir. Genellikle Köktürk hükümdarları, Köktürk diyoruz, Hun hükümdarları Şanyu ve Tanhu unvanını kullanmışlardır. Burada bir önemli bilgi daha vereceğim size. O da şudur arkadaşlar. Bakın şimdi en önemli bilgidir bu. Mete. Mete zaten sorunun geleceği bölüm Mete'dir. Mete'den soru gelecektir. Sebebi nedir? Çünkü Mete Türk tarihi adına çok önemli bir figürdür. Oğuz Kağan'dır. Mete'nin kahramanlıklarını anlatan destandır Oğuz Kağan destanı. Bu söylediklerimizi asla kaçırmayın. Mete Yavuz gibi, Yavuz Sultan Selim gibi bir darbeyle babasını tahttan indirmiştir. Mete de babayı tahttan indirdi, Yavuz da babayı tahttan indirdi ama Mete babayı öldürerek bir darbeyle tahttan indirdi. Islıklı oku icat etti. Ordusu 10 bin kişilik tümen var onda. O ıslıklı oku babasının attı. Arkasından 10 bin tane asker de ıslıklı okun geldiği tarafa, sesin geldiği tarafa okun attı. Babayı öldürdü ve tahta çıktı. Niye? Çünkü baba Mete'yi Yüeçilere rehin olarak vermişti. Buna çok kızdı. İkinci bilgi ise şudur. Mete dönemi Hunların en parlak devridir. Mete Tunguzları, Yüeçileri egemenlik altına aldı. Türk siyasal birliğini sağladı. Bizim tarihimizde ilk defa Türk siyasal birliğini sağlayan hükümdar Mete'dir. Hemen burada size bir şey söyleyeyim. Tarihte Türk siyasal birliğini sağlayan hükümdarlar kimlerdir? Hemen şunu söyleyelim size. Arkadaşlar neler bunlar? Mete, tamam mı? Asya Hun İmparatorluğu. 2. Mukan, 1. Köktürk. 3. Kapkan ve Bilge, 2. Köktürk. Arkadaşlar ve Moyençur, Uygur. Bunlar Türk siyasal birliğini sağlayan hükümdarlardır. Genellikle bunlara Fatih unvanı verilmiştir. Tamam mıdır arkadaşlar? Fetihçi anlamına gelen. Bunları da unutmuyoruz. Mete niye bizim hayatımızda önemli? Çünkü Türk siyasal birliğini sağlayan ilk Türk hükümdarımızdır. Moğolları egemenlik altına almış. Ayrıca Mete Payitenk seferiyle Çin'i vergiye bağlamış. Ve Payitenk antlaşması Orta Asya tarihinin bilinen ilk antlaşmasıdır. Bunu da unutmuyoruz. Orta Asya tarihinin bilinen ilk antlaşması Payitenk Antlaşması olarak geçer. İki büyük devlet arasında imzalanan. Bu arada aklınıza şey geliyor. Hocam Kuzey Şansı yok mu? Şurada 318 tarihli bir Kuzey Şansı Antlaşması var. O niye değil? Çünkü 318 tarihinde Hun diye bir devlet yoktu. Bunlar feodal olarak yönetiliyordu ama Payitenk Antlaşması imzalandığında Çin de bir devlettir, imparator. Şimdi şeyde Asya Hun'da bir imparator devlettir. Mete ile ilgili bilmemiz gereken diğer bir bilgi ise ilk defa onlu sistemi kuran, düzenli orduyu kuran Mete'dir ki Mete'nin tahta çıkış tarihi olan milattan önce 209 tarihi Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş olarak geçer. Bugün Türk Kara Kuvvetleri'nin kapısına bakarsak kuruluş milattan önce 209 kabul edilir. Arkadaşlar Mete öldükten sonra ki oğlu Kiyok ve devam eden dönemde genellikle Mete'nin eşi de Çinlidir sonuçta. Genellikle Çin'in hayat tarzından etkilendiler. O yoğun olarak onların kızlarıyla evlendiler. Çin ipeğine kandılar, onların güler yüzüne kandılar. Çin hayatını benimsediler. Bu da onlarda lüks ve rehaveti başlattı ve devlet sarsılmaya başladı ki en sonunda şunu unutmayın. Milattan önce 58 yılında Hun devleti doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. Peki niye ayrıldı? Çünkü milattan önce 58 gibi Hun ülkesinde bir kıtlık yaşandı, ekonomik kıtlık yaşandı. Doğu yöneten Ho Hanye bu ekonomik sıkıntıdan dolayı Çin'e yerleşme kararı aldı. Çiçi bunu kabul etmedi. Bu kurultayda tartışıldı. Bir çözüm bulunamadı.
Çiçi dedi ki ya Çin'e bağlanmak atalarımıza saygısızlıktır dedi. Ve Hun devleti Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. O zaman Hun devletinin milattan önce 58'de ikiye ayrılmasının sebebi Çiçi ile Hohanye arasındaki fikir ayrılığıdır. Çiçi milliyetçidir ama Hohanye Çin'e bağlanmayı tercih etmiştir. Hun devleti yıkıldıktan sonra da o topraklarda Tabgaç, Akun ve Avar devleti kuruldu. Tabgaç Çin'de kuruldu. Akun Afganistan'da kuruldu. Avar devleti ise Moğolistan topraklarında kuruldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi Tabgaç devleti ile ilgili en çok neyi bilmemiz lazım? Buna dikkat edelim. Yani Tabgaç deyince aklımıza ne gelecek? İlk gelmesi gereken şey şudur arkadaşlar. Çin'de kurulmuş Türk devletidir. Bakın Çin'de kurulmuş bir Türk devletidir. Ve Tao döneminde bu en parlak devrimini yaşamıştır. Ve Tao Budizm'e karşı tedbirler almıştır. Yani Tabgaçların Budizm'e girmesini engelleyen ve Tabgaçları en parlak devrimini yaşatan Tao'dur. Tao'nun ölümünden sonra Hong devrinde Budizm benimsenmiş. Zamanla Tabgaçlar Çin ülkesinde devlet memurluğu, katiplik yapmış ve zamanla da Çinleşmeye başlamış. Milli kimliğini de kaybetmiş. Tabgaçlara Orhun kitabelerinde, Tabgaç cümlesi Orhun kitabelerinde Çin adı için kullanılmıştır. Tabgaç deyince akla Çin ülkesi gelir. Kuzeydeki düşman Tabgaç Çin ülkesi Orhun kitabelerinde böyle tarif edilmiştir. Akun diğer bir ifade Eftalitlere gelince bu da yine Hunların, Asya Hunların yıkılmasıyla kurulan devletlerden birisidir. Nerede kuruldu? Afganistan topraklarında kuruldu. Arkadaşlar bu devlet İpek yoluna egemen olan bir Türk devletidir. Ki bu yönüyle birazdan ön plana çıkacaktır. Ne dedik? Afganistan topraklarında kuruldu. Diğer bir önemli özelliği de şudur. İran'da yani Sasan ülkesinde bu tarihlerde o topraklarda Sasani devleti var. Sasan ülkesinde bir Mazdek isyan çıktı. Bunu sorabilirler dikkat edin. Bu isyanı bastırmak için Sasaniler Akunlardan yardım istedi ve Akunlar İran ülkesindeki Mazdek isyanı bastırdı. Ama İpek yoluna egemen olmak isteyen, İpek yoluna egemen olmak isteyen Sasani ve Batı Köktürk hükümdarı İslem'i ittifak yaptı. Bu ittifak sonucu yani Köktürk, İslem'i Yabgu ve Sasan ittifakı sonucu Akunlar yıkıldı. Akunların varlığına son veren, bunu da sorabilirler dikkat edin, Köktürk-Sasani ittifakıdır. Köktürk devletinin başında Batı kanadında İslem'i Yabgu vardı. Doğu kanadında ise Mukan Kağan vardı. Sonuçta ikisi de hükümdardır. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Ne diyor burada? Şeyi de bitirdik. Akkumlar da bitirdik. Arkadaşlar avarları zaten ayrıca göreceğiz. Birinci Köktürkler dönemi. Şimdi bu diğer bir bilgimiz de Kayyumlar göçü. Arkadaşlar hani şurada Roma diyorum. Köktürkler ikiye ayrılmıştı ya Doğu Köktürkler, Batı Köktürkler olarak. Zamanla Doğu Köktürkler de Çin egemenine girdi. Batı Köktürkler Çin esaretine girmektense Batıya doğru hareket etmeyi tercih ettiler ve Balamir idaresindeki, bu ismi de unutmuyorsunuz, sorulabilecek bir sorudur. Balamir idaresindeki Batı Köktürkler Avrupa'ya doğru hareket etti 375 yılında. Avrupalıların batıya doğru, Avrupa'ya doğru hareket, Batı Hunların Avrupa'ya doğru hareketi Kayyumlar göçüne sebep oldu. Nedir? O kayyumunu, o kayyumunu, o kayyumunu derken bir anda Asyalı kavimler kendini Avrupa'nın ortasında buldu. Şöyle düşünün. Arkadaşlar Asya şeyler neydi onun adı? İşte Hunlar. Şöyle düşünelim hemen. Şöyle bakalım olaya. Tamam mı? Hunlar batıya doğru hareket etti. Şöyle gelsin. Hunlar burada batıya doğru hareket etti. Batıya doğru hareket ederken önüne alanlar çıktı. Alanlar geldi Gotları yerinden oynattı. O geldi Anglo-Saksonları yerinden oynattı. Böylelikle o kayyumunu, o kayyumunu, o kayyumunu derken bir anda asıl kayyumlar kendini Avrupa'nın ortasında buldu. Bu 100 yıl devam etti. Biz buna kayyumlar göçü diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman kayyumlar göçünü başlatan ulus Hunlardır. Bu kayyumlar göçü sonucunda ne oldu? Önemli olan burası da buradan soru gelebilir. Kayyumlar göçü sonucunda arkadaşlar Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı bildiğiniz bir ülke. İlerleyen süreçte Batı Roma yıkıldı. Yine şeyler tarafından, Cermen kavimleri tarafından, Vizigotlar ki Odoaker vardır. Batı Roma İmparatorluğu'nun ordu komutanıydı. O isyan etti, yıktı. Sonra da o Vizigotlar geldi, o komutanı da öldürdüler. Batı Roma'ya tamamen son verdiler. İlk çağ bitti, orta çağ başladı. Avrupa'da ilerleyen süreçte o krallar gücünü kaybedince feodal düzen, feodalite ortaya çıktı. Şimdi ne oldu? Asyalı kavimler geldi Avrupa ile kaynaşınca Avrupa'nın bugünkü milletler ortaya çıktı. Çünkü Avrupa'nın demografik yapısı, demografik nüfus yapısı
ve etnik yapısı değişti. Bugünkü İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya gibi devletlerin temelleri atıldı ve bu kavimlerin hemen hemen tamamı, yani o Cermen kavimlerin hemen hemen tamamına yakını Hristiyanlığı kabul edince bu da Avrupa'da skolastik düşünceyi ortaya çıkardı. Skolastik düşünce ve feodalite kavimler göçü sonucu Avrupa'da ortaya çıkan iki akımdır. Feodalite rejimdir, toprağa dayalı yönetim şekli demektir. Skolastik düşünce ise artık eğitim kurumlarının kilisenin eline geçmesi ve bu eğitim kurumlarına sadece dini dersleri verilmesidir ki skolastik, sokulastik yani dini okul anlamına gelir. Tamamdır arkadaşlar. Ayrıca yine çok önemli bir bilgi. Bu göçü başlatan Hunlar gittiler Avrupa'da bir devlet daha kurdular. Buna da Avrupun denildi. Böylelikle Avrupa'da ilk Türk devleti kurulmuş oldu. Böylelikle de Türk kültürü Avrupa'ya yayıldı. O zaman Türk kültürünü Avrupa'ya yayan, Avrupa'da ilk defa devlet kuran Türkler Hunlardır. Hunlar ve Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuş Türk topluluklardır. Bu bilgiyi de asla unutmuyoruz. Bunlar da önemli bir bilgidir. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu kavimler göçünü başlatan uluslar vardı ya, Vizigotlar, Vandallar, Ostrogotlar, Franklar, Anglo-Saksonlar filan. Vizigotlar İspanya'da, Vandallar Kuzey Afrika'da, Ostrogotlar ve Lombardlar. Lombardlar, bunu anlatacağım zaten ileride size. İtalya'da, Franklar Galya'da, Fransa Galya'dır arkadaşlar. Anglo-Saksonlar ise Britanya'da devlet kurdular ya da o topraklara egemen oldular arkadaşlar. Tamam mı? Geldik şimdi son bölümümüze. Avrupa Hun, bir de bunu görelim sizinle. Arkadaşlar, Avrupa Hun devletinin temel özelliği nedir? Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti. Hemen aklınıza şu gelecek. O zaman Türk kültürünü Avrupa'ya taşıyan bu. Ya o zaman Avrupalıları orduda sanatta etkileyen ilk Türk devleti Avrupunlardır. Avrupa'ya ceket giymeyi, atı savaş aracı olarak kullanmayı, atı eğerlemeyi, et tozu yapmayı, et konservesi yapmayı, hep yani bunlar hepsi askeri tekniklerdir, savaş teknikleridir. Hep Avrupa Hunları öğretmiştir. Nerede? Macaristan'da kurulmuştur. Yani diğer bir ifadeyle Orta Avrupa'da kurulmuştur arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz, tamam mı? Demin söyledik ki Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti kurucu Balamir'di ama Balamir hiç Avrupa'ya girememiştir. Çünkü ölmüş yolda, yerine Ulduz geçmiş ve Ulduz döneminde teşkilatlı bir yapıya kavuşmuşlardır. Bu nedenle kurucu Balamir ama tam bağımsız olduğu dönem Ulduz'dur. Yani kurucu Osmanlı ama asıl kurucu Orhan gibidir. Anlaştık mı arkadaşlar? Böyle bakmakta fayda vardır. Ulduz döneminde hemen onu söyleyeyim size. Ulduz döneminde hemen şuraya yazayım arkadaşlar. Ha, var mı zaten ya? Ulduz döneminde Hunların geleneksel politikası belirlenmiştir. Nedir geleneksel politikası? İki tane. Der ki Doğu Roma ve Batı Roma. Doğu Roma vergiye bağlanacak, baskı altında tutulacak. Neden? Doğu Roma tehdit. Batı Roma ile dostluk ilişkisi kurulacak denir ki ilk defa Avrupalıların dış politikası Ulduz döneminde oluşmaya başlar. Doğu Roma Bizans, Batı Roma bildiğiniz Roma'dır. O zaman Doğu Roma ile düşmanca tavırlar ki Doğu Roma defalarca suikast girişiminde bulunacaktır Avrupa'nın hükümdarlarına, özellikle Atilla'ya. Batı Roma ile dostluk ilişkisi kurulacak demiş ve Avrupalıların temel politikasını oluşturmuş. Ayrıca Anadolu'ya ilk akın düzenleyen Türkler Avrupalılardır. Avrupa Hunları Anadolu'ya ilk akın düzenleyen Türklerdir. Ki hangi dönemde? Ulduz döneminde düzenlemiştir. Mesela şurada hatırladınız mı? Size bir şey söylemiştim. Onu hemen, hayır benim söylediğim kama filan geçin. Onlar hep uyduruk cümleler, tamam mıdır? Arkadaşlar bakın şimdi şurada bir şey söylemiştim size. Neredeydi o? Neyse, bulamadım onu. Neyse, birazdan aklıma gelir, tekrar oraya dönerim. Arkadaşlar, şimdi aklıma geldi. Ne bulacağımı unuttum. Şey var ya, mesela şunu hatırlayın. İskitler hani Anadolu'ya seferler düzenlediler ya. Biz şöyle bir cümle kullanmıyoruz. İskitler Anadolu'ya giren ilk Türk topluluğudur demiyoruz. Anadolu'ya girmiş olmalarına rağmen. Neden demiyoruz? Çünkü İskitlerle ilgili çok fazla şaibemiz vardır. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama şeyle ilgili, Avrupunlar ile ilgili hiçbir şaibemiz yoktur. O cümleyi direkt kullanırız. Anadolu'ya akınlar düzeninin ilk Türk devleti, ilk Türk topluluğu, ilk Türk hükümler hiç fark etmez. Avrupunlarıdır ve Ulduz dönemidir. Ruha döneminde Bizans vergiye bağlanır. Atilla döneminde ise en parlak devrini yaşar. O zaman Avrupunların en parlak devrini yaşatan Atilla'dır. Atilla hemen hemen tüm kavimleri egemenlik altına almış Avrupa'da. Etzel.
Yani efsanevi kahraman, savaş tanrısı Ares'in kılıcı, tanrının kamçısı, bizim kaynaklarımız Cesur Kayın'ın efendisi olarak almış. Hatta Nibelungen destanına, Cermenlerin meşhur destanı olan Nibelungen destanına konu olmuş. Hatta bugün bile Avrupa'da çok yaygın olan bir isimdir. Özellikle Macarlar arasında Atilla ismi yaygındır. Fenerbahçeli Atilla Salai'den aklınıza gelsin arkadaşlar, tamam mı? Atilla döneminin en önemli olayları neler? Arkadaşlar, Atilla Doğu Roma'ya seferler düzenler. Bu seferlerin genel adı İskitya Seferi, 1. ve 2. Balkan Seferidir ki Atilla Galya'dan ta İran'a kadar olan toprakları ele geçirmiş olan bir hükümdardır arkadaşlar, tamam mı? Ki sadece ele geçirmiş, o coğrafyada istikrar sağlamış. Avrupa Hunları döneminde ticari potansiyel son derece artmıştır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ki burada şey söylüyor öğrenci. Hocam işte ilk defa Bizans'a elçi gönderen Avrupa Hunlar mıydı? Ya bu bilgiyi geçin. Biz burada istemi ya buyu kullanırız. Tamam mı? Orta Asya cümlesini kullanırız. O tarz sorular, çok fazla soru değeri olan bilgiler, soru değeri olan, bilmeniz gereken bilgiler değildir. Onlar öyle işte, yani bir yerde rastlıyor. Her bilgiyi soru cümlesi haline getiriyor. Bu olmaz. Bu o zaman açıp kitabı kendiniz okuyun o zaman, değil mi? Bunun mantığıdır yani. Onun ulaştığı bilgiye siz de ulaşırsınız. Hiç fark etmez. Önemli olan sorunun çıkacağı yerler, nelere bakmamız gerekir? Sizin 21 tane kitap var muhatap olmanız gereken, doğru mu? Burada bakmanız gereken yerleri almanız lazım. Nasıl bakmanız gerekiyor? Bunu görmeniz lazım. Neleri bilmemiz gerekiyor? Bunu görmemiz lazım. Arkadaşlar, ne oldu? Bu seferler sonucunda Doğu Roma'nın vergi oranları artırıldı. Doğu Roma, hatta Margos Barışı at üzerinde imzalanmış bir barıştır arkadaşlar. Atilla söylemiş, Bizans elçisi yazmış. Arkasından arkadaşlar Anatolius Antlaşması imzalamış. Bizans'ın ödediği vergiler Ruha döneminde ödemeye başlamış zaten. Bu vergiler kat 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 artırılmış arkadaşlar. O kadar çok bıkmış ki Doğu Roma Atilla'dan ona suikast girişimlerine bulunmuş ama Atilla'yı öldürememiş. Ki Atilla arkadaşlar, şimdi bir şurada önemli bir cümle, o da şu: Atilla Batı Roma İmparatoru'nun kız kardeşi Honorio ile evleniyor. Honorio ile evlenince Bizans İmparatoru'ndan, şey Bizans diyorum, Batı Roma İmparatoru'ndan çeyiz olarak Batı Roma'nın yarısını istiyor. Bunu da vermeyince Bizans İmparatoru, Atilla, şey Bizans diyorum ya, Batı Roma İmparatoru bunu vermeyince Atilla Roma'ya iki sefer düzenliyor, Batı Roma'ya. Bu seferlerden birinin adı Galya Seferi, diğeri İtalya Seferi. Galya Seferi Katalon Savaşı'dır bu. Bu sefer de şey bizi destekliyor, Ostrogotlar. Vizigotlar da şeyi destekliyor, Roma'yı destekliyor, Batı Roma'yı. Atilla bu savaşı kaybediyor. 200 bin asker savaşıyor. Buradaki ilk defa kavimler savaşıları bu. Önceki savaşlar iki devlet arasında olurdu. Burada kavimler savaşı var. Atilla kaybediyor. Sonuç alınamıyor diyoruz burada ama aslında Atilla yeniliyor. Sonra Atilla bir yıl sonra daha büyük bir orduyla İtalya seferine çıkıyor. Tam İtalya'ya gireceği zaman Papa 1. Leo Atilla'dan, bu savaştan vazgeçmesi ricasında bulunuyor ve Atilla da yani kabul ediyor 1. Leo'nun bu teklifini ya da ısrarını, seferden vazgeçiyor. Daha sonra Atilla İldiko adlı bir kadınla evleniyor. Onun düğün gecesinde yemiş olduğu etten zehirlenerek hayatını kaybediyor. Arkadaşlar, Atilla sonrasında Hunların durumu ne? Atilla'nın 3 oğlu var. Sırasıyla İlek, Dengizik ve İrnek başa geçiyor. O yüzden deriz ki Atilla'dan sonra 3 oğlu başa geçtiği için Atilla hükümdarlığı hanedanlığı saltanat sistemine çevirmiştir deriz ama bu çok böyle çok da doğru, oturaklı, ayakları yere basan bir yorum değildir. Ama yine de nereden geldiğini bilin diye örneklendirdim. İlek, Dengizik ve İrnek. Bu üçü de Atilla'nın oğullarıdır. Bu üçü başa geçiyor, devlet yıkılıyor zaten. Arkadaşlar, İlek döneminde Nedao Savaşı yapılıyor. Bu Nedao Savaşı'yla birlikte İlek şeyle, ne derler, yapmış olduğu savaşta, Cermen kavimleri yapmış olduğu savaşta hayatını kaybediyor. Hatta bu savaştan sonra şeyler, ne derler, o Ostrogotlar bağımsızlığını kazanıyor yani. Bunlar Avrupa Hunlarına bağlıydı. Daha sonra başa Dengizlik geçiyor. Dengizlik Bizans'a yapmış olduğu savaşı kaybediyor ve Bizans kılıcıyla can veriyor. Sonra başa İrnek geçiyor. İrnek bakıyor ki bu iş böyle olmayacak ve İrnek Avrupa Hunlarının ardıllarını alıyor, yani artıklarını alıyor ve Kafkaslara kadar ilerliyor. Geriye kalanlar da, Avrupa'da kalan Hunlar da Hristiyanlaşarak milli kimliklerini kaybediyorlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Mantık budur. Yani ve bugün Bulgar ve Macarların temellerinde şey vardır.
Hunlar vardır. Mesela Macarları kim ortaya çıkarmıştır? Finler ve Ogurları ortaya çıkarmıştır. Bulgarları kimler ortaya çıkarmıştır? 30 Ogurları ortaya çıkarmıştır. Bu Ogur ve 30 Ogurların içerisindeki büyük kitle Hunlardır. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani Macar ve Bulgarların oluşumunda Hun etkili olmuştur diyoruz. Anlaştık mı buraya kadar? Peki. Arkadaşlar böylelikle 45 dakikalık dersimizin sonuna gelmiş olduk. Umarım faydası olmuştur size. Evet, şimdi beğenilerimizi yapalım ve dersimizi bitirelim. Yok, yani orada sonuçsuz yazıyor ama normalde Atilla savaşı kaybetti diye geçiyor. Kaybediyor yani, kaybediyor. Biz burada biraz da hamaset yapıyoruz, tamam mı? Diyoruz ki işte berabere bitmiş diyoruz ama kaybedilmiş bir savaştır. Atilla berabere kalacak bir adam değil yani. Ya yener ya yenilir, tamam mıdır? Evet, tabii Bizans kılıcıyla hayatını kaybediyor, tamam mıdır? Evet, inşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam mıdır? Yo, bakın şimdi bu arada hemen bir şey söyleyeyim size. Hemen bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi çünkü. Bir şu, 2020'yi izlersiniz, tamam mı? Üstüne buradan tekrar edersiniz. Ve en sonunda da 2022 ÖSYM'ne sorar. Videolarını izlersiniz. Böylelikle onun cilasını çekersiniz. İkinci bilgimiz de şu, sanal dersin olarak kpsdeneme.com deneme sınavımız var. O deneme sınavlarına mutlaka girin. Olur mu arkadaşlar? Ki fiyatları da gayet uygundur, haberiniz olsun. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Evet, duvara Allah'a ısmarladık, iskitlenmiş bir şey olabilir yani. Bilemem ki onları, bilemem onları, tamam mıdır? İskit de olabilir. Ya, hani yazılı belge olmayınca bilemem yani. İskitlerle ilgili bizim çok bilgimiz yok, tamam mıdır? Eyvallah. Arzu, merhabalar. Merhabalar. Tamamdır arkadaşlar. Görüşürüz, oldu mu? Yani hani dil sürçmesi olmuştur. Burada biraz seri gidiyorum. Bir de sizden önce sanal dersimde zaten ders anlatıp oradan çıkıp geliyorum. Orada yoruluyorum. Bir de sabahtan beri dersten çıkıp geliyorum. Yani yorgun zamanıma denk geliyorsunuz arkadaşlar. O yorgun zamanıma denk geldiğiniz için bunlar oluyor. Yani dönem başlıyor. Ben de dönem hiç bitmiyor ki. 365 gün sürekli ders anlatıyoruz. Yoruluyoruz maalesef. Tamamdır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenilerimizi unutmuyoruz. Tabii. Beğenilerimizi unutmuyoruz. Beğenilerimizi yapıyoruz değil mi? Hadi bakalım. Eyvallah. Süper olan sizsiniz. Helal olsun elbette. Görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Süper olan sizsiniz.